Bitcoin'de tarihin en büyük short işlemlerinden biri açıldı. Geçtiğimiz günlerde ve haftalarda buna benzer işlemler açıldığı zaman fiyata etkisi ne olmuş? Buna bakacağız. Aynı zamanda sabah saatlerinde Fed yetkililerinden Eric Rosengren Tether'e sözlü bir saldırıda bulundu. Tüm bu gelişmeler piyasaları nasıl etkiler? Bunları konuşalım. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bitcoin aldık olarak 31 bin dolar civarında seyrediyor. E, dün yapmış olduğum videoda burada bir kama formasyonu oluştuğundan bahsettik. E, bir rising wedge yapısı da diyebiliriz buna. Rising wedge yapısı aşağıya doğru kırıldı ve bunun hedefi teknik olarak kamanın başladığı kısım olan 29 bin dolar civarına denk geliyor hala hedefine varmasa da süzülmeye devam ediyor Bitcoin. Kısa vadeli bir bakmamız gerekirse burada bir saatlik grafik üzerinde bir RSI uyumsuzluğu oluştuğunu görüyoruz. E, değerlendiren arkadaşlar vardır belki aranızda. E, en dip bölgeden yukarıya doğru Bitcoin'de yaklaşık %6'lık bir yükseliş yaşanmış. Daha sonrasındaysa aslında buradaki hidden bearish divergence yani düşüş yönlü RSI uyumsuzluğu çalışmış ve Bitcoin yine aşağıya doğru hareketini devam ettiriyor. teknik bakmamız gerekirse kısa vadeli indikatörlerin uyumsuzlukları neredeyse hepsi aslında yapının daha doğrusu teknik yapının tamamı düşüş yönlü baskının daha fazla olduğunu gösteriyor. Burada destek alanı 30 bin dolar. 30 bin dolar aslında değerlendirilebilir bir alan ama ben bu alanı es geçiyorum. Bu alana gelirse dahi Bitcoin denemeyeceğim. Bir değerlendirme yapmayacağım. Keza zaten burada mor kutuya bir iğne attığını da görüyoruz. Bunun nedeni bu alanın artık defalarca denenmiş olması arkadaşlar. Teknik analize göre bir destek veya direnç alanı birden fazla deneniyorsa, ikiden fazla deneniyorsa, e böyle bir durumda bu alan zayıflar. E kendi etkisini biraz daha kaybeder. O yüzden bu alana ben artık çok fazla güvenmiyorum. Evet, ilk fiyat hareketinde Bitcoin daha yeni yeni süzülmeye başladığında 30 bin önemli bir destek alanıydı. Ama son fiyat hareketleriyle beraber burada konsolidasyon süreci uzadı, fiyat aslında bu alana biraz takılı kaldı ve akabinde USDT dominansında da hala hedefe varmadığımızı görüyoruz. Burada hedefin 6.44 olduğunu tekrar hatırlatayım. Bu yüzden e, şimdilik ben 30 bin doları kendim için değerlendirilebilir bir alan olarak belirlemedim. Eğer risk almak isteyen arkadaşlar varsa bu destek alanında böyle bir durumda da yakın stoplu hareket etmelerini öneririm. ben şimdilik es geçiyorum. USDT dominansına baktığımız zaman burada 4 saatlik zaman diliminde aslında bir boğa bayrağı yapısının oluştuğunu görüyoruz ve bu boğa bayrağının da hedefi yaklaşık olarak 6.44 civarına denk geliyor. 6.44'e doğru bir fiyat bir daha doğrusu fiyatlanma Beklenilebilir bu da zaten bitcoinin 30 bin altına kırmasıyla yaşanacaktır Eğer kırarsa yukarıya doğru e, Hareket gerçekleşecektir hedefine doğru aynı zamanda burada da bir e, Düşüş e, Yapısı vardı bir falling wedge yapısı vardı bu falling wedge de yukarıya doğru Kırıldı ve kendi hedefine de Geldi diyebiliriz USDT dominansının hala e, Kendi hedefine ilerlememesinden Ve aynı zamanda bitcoindeki 30 binin çok zayıflamasından dolayı bu alanı ben değerlendirilebilir bir alan olarak kullanmayacağım sonuç olarak izlemeye devam ediyorum kısa vadeli olarak durum bundan ibaret. Ama bugün e, aynı zamanda tarihin en büyük işlemlerinden biri açıldı diyebiliriz. Bitcoin'de e, short işlemlerde çok büyük bir spike oluştu. 2000'lerden 24.000'lere yükseldi short grafiği. Ne tesadüf ki sabah saatlerinde de ABD'den Fed yetkililerinden Eric Rosengren Tether'le ilgili düşüncelerini belirtti. Tether'in dünyadaki genel olarak doların e, finansal istikrarına zarar verebilecek bir ürün olduğundan bahsetti. Bunun nedeni de zaten kontrol altında tutamamaları. E, USDC'ye sallamıyorlar ne hikmetse. Çünkü USDC, USD coin e, ABD'de biraz daha regüle edilmiş bir ürün. Ama Tether öyle değil. Zaten Tether'e mahkeme falan olayını da biliyorsunuz. Bu yüzden e, yerinden kalkan aslında e, Tether'e sallamaya başlıyor. Burada... Kriptoya saldırmak istiyorsanız eğer ya XRP'ye saldırıyorsunuz ya Tether'e saldırıyorsunuz. Şu an SEC ile FED ile kripto paralar arasındaki aslında komunikasyon bundan ibaret. Ee, bu haber sonrası bu açıklama sonrasında da böyle bir işlem açıldı. E, bunu bağlama nedenim aslında belki bilmeyen arkadaşlar vardır. USDT'nin arkasında yani Tether'ın arkasında arkadaşlar Bitfinex borsası duruyor. Yani Tether bir Bitfinex ürünüdür aslında. Bu yüzden haber sonrasında böyle bir işlemin açılması da biraz ilginç geldi bana. E, burada tabii ki bu harekete göre bir e, öngörde bulunmak çok akıl karı değil. Mantıklı bir e, şey, tahmin olmaz bu. Ama geçmiş verilere bakalım. Mesela Geç, geçtiğimiz günlerde ve haftalarda gerçekten e, short işlemlerde çok sert yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Bir günde olmasa dahi bir haftada yukarıya doğru sert hareketler olmuş. Bakalım bu dönemde fiyat hareketleri nasıl etkilenmiş? Belki oradan bir öngörde bulunabiliriz diye bunu göstermek istiyorum. Hemen buradan bir günlük grafiğimize geçelim. Şimdi bakalım burada mesela yakın zaman diliminde bakmamız gerekirse yaklaşık olarak 3 Haziran'dan sonra e, burada sert bir yükseliş yaşanmış. E, short işlem sayısında ve fiyat grafiğine bakalım burada 3 Haziran nereye denk geliyor e, Evet mesela 3 e, Haziran'dan sonra Bitcoin'de bir düşüş hareketi başlamış Yaklaşık olarak %20'lik bir düşüş gerçekleşmiş Tam da buradaki bu short e, yükselişi başladığı dönemde Bir önceki spike'a bakalım burada da yaklaşık olarak 10 Mayıs olarak alabiliriz herhalde Bitcoin'deki 10 Mayıs hareketine bakalım neredeymişiz Evet 10 Mayıs büyük düşüşün başladığı döneme denk geliyor Hatta direkt Burada da En dip bölgeye doğru yaklaşık yüzde 50'lik bir Düşüş yaşanmış Yani aslında bu bir balina mı Kurum mu şahıs mı bilemiyoruz ama e, bu tarz bir short işlem sonrasında geçmiş hareketlerde gerçekten de bu yatırımcıların e, veya traderların hata yapmadığını görüyoruz genel olarak. E, bu tarz yükselişler fiyatta negatif yansımış short tarafında. O yüzden bunu da kale almakta fayda var diye düşünüyorum. E, son durum Bitfinex borsası içinde bundan ibaret. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.